Türkiye Voleybol 1. Lig B grubunda mücadele eden Haliliye Belediyespor, ligin 19. haftasında konuk ettiği Ziraat Bankası voleybol takımını 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sezona Efeler Ligi hedefiyle start veren Haliliye Belediyespor yenilmek bilmiyor. Geçtiğimiz hafta konuk olduğu Bingöl ekibi Solhan'ı 3-0'lık skorla geçen Haliliye ekibi, bu hafta sahasında ağırladığı Ziraat Bankası voleybol takımını da aynı skorla yendi. Ziraat! 11 Nisan Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada, Akif Gürgen yönetimindeki Haliliye Belediyespor 25-20, 26-24, 25-22'lik setlerde Ziraat Bankası'nı eli boş gönderdi. Alınan bu sonuçla ligdeki puanını 47'ye çıkaran Haliliye ekibi zirvedeki yerini korurken Ziraat Bankası voleybol takımı 24 puanla 5. sırada yer aldı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmayı Haliliye Belediye Başkanı Mehmetcan Polat, Haliliye İlçe Kaymakamı Metin Esen, Haliliye Belediye Spor Kulüp Başkanı Mehmet Tatlı, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda Haliliyeli taraftar izledi. Maç sonrası Belediye Başkanı Mehmetcan Polat ve Haliliye İlçe Kaymakamı Metin Esen, Haliliye Belediyespor ve Ziraat Bankası voleybol takımı sporcularını tebrik etti. Haliliye Belediyespor önümüzdeki hafta Gümüşhane ekibi Torul Gençlik Spor'a konuk olacak. Türkiye Voleybol 1. Ligi B grubunda mücadele veren Haliliye Belediyespor bugün karşılaştığı Ziraat Bankası'nı 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sezonu Efeler Ligi hedefiyle start veren Haliliye Belediyespor yenilmek bilmiyor. Geçtiğimiz hafta konuk olduğu Bingöl ekibi Solhan'ı 3-0'lık skorla geçen Haliliye ekibi bu hafta sahasında ağırladığı Ziraat Bankası voleybol takımını da aynı skorla yendi. On bir Nisan Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Akif Gürgen yönetimindeki Haliliye Belediyespor 25-20, 26-24, 25-22'lik setlerle Ziraat Bankası'nı eli boş gönderdi. Alınan bu sonuçla ligdeki puanını 47'ye çıkaran Haliliye ekibi zirvedeki yerini korurken Ziraat Bankası voleybol takımı 24 puanla 5. sırada yer alıyor. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmayı Haliliye Belediye Başkanı Mehmetcan Polat, Haliliye İlçe Kaymakamı Metin Esen, Haliliye Belediye Spor Kulüp Başkanı Mehmet Tatlı, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda Haliliyeli taraftar izledi. Maç sonrası Belediye Başkanı Mehmetcan Polat ve Haliliye İlçe Kaymakamı Metin Esen, Haliliye Belediye Spor ve Ziraat Bankası voleybol takımı sporcularını tebrik etti. Haliliye Belediye Spor önümüzdeki hafta Gümüşhane ekibi Torul Gençlik Spor'a konuk olacak. Karşılaşma 23 Şubat Pazar günü saat 13'te Gümüşhane'de oynanacak. Ayağınıza sağlık, çok teşekkür ederim. Yakışıklı. Tebrik ediyoruz ya, tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz, tebrik ediyoruz, tebrik ediyoruz. Spor haberiyle devam ediyoruz. Türkiye Voleybol 1. Ligi B grubunda mücadele eden Haliliye Belediyespor, ligin 19. haftasında konuk ettiği Ziraat Bankası voleybol takımını 3-0 mağlup ederek liderliği sürdürdü. Sezona Efeler Ligi hedefiyle start veren Haliliye Belediyespor yenilmek bilmiyor. Geçtiğimiz hafta konuk olduğu Bingöl ekibi Solhan Spor'u 3-0'lık skorla geçen Haliliye ekibi bu hafta sahasında ağırladığı Ziraat Bankası voleybol takımını da aynı skorla geçti. On bir Nisan Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Akif Gürgen yönetimindeki Haliliye Belediyespor 25-20, 26-24, 25-22'lik setlerle Ziraat Bankası'nı eli boş gönderdi. Alınan bu sonuçta ligdeki puanını 47'ye çıkaran Haliliye ekibi zirvedeki yerini korurken Ziraat Bankası voleybol takımı ise 24 puanla
5. sırada kaldı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmayı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, Haliliye İlçe Kaymakamı Metin Esen, Haliliye Belediye Spor Kulüp Başkanı Mehmet Tatlı, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda Haliliyelik taraftar izledi. Maç sonrası Belediye Başkanı Mehmet Can Polat ve Haliliye İlçe Kaymakamı Metin Esen, Haliliye Belediye Spor ve Ziraat Bankası voleybol takımı sporcularını tebrik etti. Haliliye Belediye Spor önümüzdeki hafta Gümüşhane ekibi Torul Gençlik Spor'a konuk olacak. Karşılaşma 23 Şubat Pazar günü saat 13'te Gümüşhane'de oynanacak.